Şubat'a dönmek istiyorum. Her gün. Veya Adıyaman'a gittiğimiz 3 Şubat'a dönmek istiyorum. Keşke, yani keşkelerle. Hiç gitmeseydik, bir şey olsaydı, geri dönseydik gibi. Yani Adıyaman nerede diye baktık. Nerede acaba Adıyaman? Böyle internetten baktık. Oteli araştırdık, nasıl bir otel diye değerlendirmelerine baktık. Çok iyi bir otel diye görünüyordu dışarıdan. Adıyaman ne alaka dedik. Nerede olduğuna baktık harita üzerinden. İnsanlara nasıldır? Nasıl bir yere yolluyoruz çocuklarımızı? Kendisi inanılmaz mutluydu ve çok istedi Adıyaman'a gitsin. Ama benim içimde böyle ufak bir sıkıntı vardı. Adıyaman'la o otobüse gitmek için bindiğinde ikinci kez geldi yanıma. İkinci kez sarıldı bana ve sıkı sıkı sarıldı. Sonra babasına gitti. Babasına öyle bir sarıldı ki gözümün önünden gitmez sarılması. Ve öyle ayrıldı. 3 Şubat sabaha gitti. İşte şakalaşarak onları gönderdim. Son bir öptüm çocuğumu. Atakan hep huzur verirdi bana yine. Çok böyle öperken dedim ki aman Allah'ım ben Atakan'ı üniversiteye yollayamam herhalde. Ben Özgür'le vedalaşmamıştım. Yani vedalaşamadım. O heyecanla aldı çantasını, koşturdu. Koydu çantasını. Arkada duruyordu. İçimden geçiriyordum işte sarılmadım, sarılmadık, vedalaşmadık. Ve otobüs hareket etmeden 5 dakika önce arabadan indi ve sarıldı bana. Baba dedi, biz vedalaşmadaydık. Direkt arkadaşlar odak noktasıydı. O kadar mutluydu. İnanın hani bu mutluluğa o an, o gün aklıma geliyor. Ve bir şey elimizden gelmedi yani. Çok heyecanlıydılar. Gidip otobüsün arkasına oturmuşlar. Üçü birden. Aras, Mert, Kaan. Aynı odada kaldılar zaten. Atıştırmalık bir şeyler aldık. Sonra havaalanına gittik. Zaten havaalanında arkadaşlarla yan yana geldiği andan itibaren hiç yanıma gelmek istemiyordu. Yani çünkü arkadaşlarıyla çok güzel vakit geçiriyorlardı. Çocuklar zaten içi içine sığmayan çocuklardı. Çok heyecanlıydı da hepsi. Hem bir arada olmanın verdiği mutluluk vardı onlar için. Şampiyonluğun verdiği gurur vardı. Bir heyecanla gittik oraya. Ergenliğe yeni geçmiş bir kafileyle hareket etmek tabii ki o heyecanı, mutluluğu görmek bizim tek motivasyonumuz. Cumartesi hava daha da soğudu, kar yağışı başladı. İlk kez kar gören çocuklar vardı. Bu onlara ayrı bir mutluluk verdi. Kar topu oynayan çocuklar oldu. Bir astım hastasıydı Hasan. En hafif bir yani soğuk algınlığında belki maçlara çıkamayacaktı. Krize giriyordu çünkü. Ben aşağı inmiyorum, camdan bakıyorum. Arkadaşlarım dışarıda kar oynuyor baba dedi. Biraz da üzülmüştüm açıkçası. Hani keşke inseydin dedim içimden ama söyleyemedim. Orada konuştuğumuz zaman mutluydu. Çok mutluydu. Ama oteli beğenmemişti. Anne, oteli hiç beğenmedim dedi bana. Otel kötü ama ortamımız süper. Arkadaşlarımla çok mutluyum dedi. Sabah erken kalkıp tekrar maça gidecektik. 6 Şubat'ta sabah maçımız vardı yine iki takımın da. Büyük bir mutlulukla yattılar. Ve 6'sı olmadı. Pazarcık
Beşiktaş, Kilis'te, Diyarbakır, Cahra'da ve sabah karşı 04.17'de 7. Neredeyse bir arama kaçan. Orada gördüğünüz 4-5 tane ceset var. Sen ilerledikçe sivriler gerekiyor. Eşi ölmüştür ama Cihangir ölmüştür. Çok şiddetli bir sarsıntı hissettim. Ben hemen kalktım. Monta uzandığımda elektrikler kesildi. Dedim ki Esra, bunları bırak. Çocuklar şimdi daha çok korkar. Onların yanına git. Otele açıkçası dayan dayan diye yalvardım o an. O an tabii ki çocuk beni, çocuklar arasında aklımda. Işıklar sallanıyordu. Gözümü bir daha açtım, kapattım. Elektrik kesilip işte anladım hani deprem boyutunu. Odadan çıkmaya çalıştım. Kapı sol tarafımdaydı. Sola döndüğümde duvarın patladığını gördüm, karanlık olmasına rağmen. Ben de herhalde burada hayatımı sonlandıracağım gibi bir düşünce geçti aklımda. Buradan bir darbe aldım ve düştüm. Sonra bir boşluk var bende. Muhtemelen bayıldığımı düşünüyorum. Sol tarafa hani yataktan inebilir miyim? O esnada baktım ki kımıldayamıyorum. Öyle bir refleks hani de ayaklarımı oynattım ve böyle geri geri sıyrılarak o üzerimdeki yüklerden kendimi kurtardım. Yataktan çıkamadan üstüme yığıldı. Ondan sonra üstümdekilerini tırnaklarına başladım. O ağır olan parçayı bir şekilde üstümden attım. İki adım attığımda gökyüzünün göründüğünü, yani yıldızların göründüğünü fark ettim. Dışarıdan sesler duydum. Diğer arkadaşlarımın sesiydi. Çocuklarının ismini bağırıyorlardı. Işığını açtım. Dediğim gibi işte bu yan tarafına bastığında, video kaydına girdiğinde ışığı açılıyor. Işığın olduğu tarafta 5 kişi var. Burada 5 kişi var. Telefonunuzun birine sahip çıkın. Ultra güç tasarrufuna koy. Telefon size lazım olacak. Çocukları buldunuz mu? Ön taraftaydı, çocukları buldunuz mu? Hadi şimdilik çocuk falan yok. Nasıl yok? 30 tane çocuk var ön tarafta. Ekip ne zaman geliyor? Kim alacak bizi buradan? Bu aşağıda sıkışanlar var. Aşağıda sıkışanlar var. 30 tane çocuk var bu otelde. Hayır! Yok. Hiçbiri çocukların sesini duymadığına söyledi. Hiç ses yoktu. Sadece onların sesi vardı. Sonra yanından birinin sesini duydum. Kim olduğunu bilmiyorum. Bir erkek sesi vardı. Yardım istiyordu o da. Sonra o kişi bir ara Arapça dualar okumaya başladı. Şeyi düşündüm aklıma ilk gelen. Acaba ben öldüm, hoca başımda okuyor mu diye düşündüm. Diğer kurtulan arkadaşlarım benim yerimi tarif etmişler. Onlar da beni kurtarmak için geldiler. Onların yardımıyla çıktım enkazdan. O ışık yanan kim?
Oo, şükür. Abla iyi misin? Abla sakin ol. Sakin ol, ses rahat ses. Sakin. Çocuk var, adam boşuna bağırıyor orada. Binada 30 tane çocuk var. Hangi binada? Sakin ol. Orada giden arkadaş beni aradı. Sibel dedi, haberin var mı çocuklardan? Adıyaman'da bir deprem olacağını açıkçası hiç düşünmedim ben. Aileme ulaştım, Türkiye'de yaşayan aileme. İyi olduklarını öğrendim. Oğluma mesaj attım yine de. Yani aramaya bile ben çekindim. Uyuyorsa uyandırmayayım çocuğu. Tedirgin etmeyeyim diye düşündüm. Mesaj attım. Hissettim. Ben uykumdan uyandım yani. Ev sallandı, her taraf sallandı. Eşim uyumuyordu. Hemen yatak odasına gelip beni aldı. Ben hatırlıyorum, telefonumu aldım ve koşarak aşağıya indik. Evin önüne çıktık, bahçeye çıktık. Ve ben çıkarkenden zaten Selin'i aradım. Ulaşamadım çocuğuma. Telefon çıkmıyor. Çalmaz telefon. Sürekli ulaşılamıyor der. Mesaj attım. Selin, annem beni ara lütfen ne olur diye mesaj at. Açtım telefonu ama böyle bir acayip bir nefes bir şekilde böyle Ahmet dedi. Deprem olmuş dedi. Ne depremi dedim yani. Benimle ne alakası var der gibi. Adıyaman'da da deprem olmuş dedi. Baktığım zaman böyle haberlere sadece Kahramanmaraş üzerinde bir kırmızıyla işaretlenmiş bir bölge diye gördüm. Dedim ki Adıyaman çok da yakın değil. Onların olduğu bölge değildir. Değil herhalde diye düşündüm ama. Biz hala haberleri izlemeye başladık. Alttan alt yazı olarak Adıyaman'da da olduğunu gördük. Ve eşimle birbirimize baktık. Adıyamanlı dedik. Ve oradan hemen telefonlarımıza sarıldık. Sabaha yakın telefonlarla uyandık. Hiç aklımın ucundan çocuklarımın olduğu Adıyaman'da deprem olup da bu felaketi yaşayacağımız aklımın ucundan bile geçmedi. Bir işportacı arkadaş vardı. Ulaştık telefonu, yani işte arkadaşlarımız aracılığıyla onun telefonu çalışıyordu. Yol kenarında bir şeyler sattığını söyledi. Rica ettik, dedik ki yani bu otele git, lütfen bak, ölüm kalım meselesidir. Madem ki telefonun çalışıyor, yani nedir durum bize aktar. Tezgahımı bırakamam dedi bize. Dedik ki tezgahın bedeli neyse tezgahınla birlikte biz öderiz. Senden ricamız bu otele git, bak ve bize söyle durum nedir. Tamam abi dedi, gideceğim dedi. 10 dakika falan sonra ulaştı bize. Karşımda polis bir arkadaş var dedi. Bırakmıyorlar dedi, geçeyim dedi ama polise sordum dedi. Polis otelde hiçbir şey olmadığını söylüyor abi dedi. Rahat olun. O polis müdürlüğünü ben defalarca aradım. İsyası sordum. Otelin yıkıldığını söylediler. İlk aklıma gelen Google üzerinden iş yerlerini bulmak. Hani otelin yakınlarındaki iş yerlerini bulup onları aradım ve hiçbirinden cevap alamadım. Sabah 7'ye doğru bir iş yerine ulaştım. Dedim abicim, İsyas Otel'de oğlumuz var. Kıbrıs'tan bir kafile geldi. Otelin durumu nedir? Şeklinde sorduğumda bana söylediği şu: abi İsyas Otel artık yok dedi. Ve biz o saat yıkıldım kaldım yani. Ama yine de inanmadım. Devam ettim. Bu bekleyiş sırasında sadece 2-3 kişi benim telefonuma ulaştı ve onlara net olarak otelin yıkıldığını, çocukların hiçbirine ulaşamadığımızı ve bulabilecekleri tüm yardımları bize ulaştırmaları gerektiğini ilettim. Mutfaktaydık, hiç unutmuyorum. Murat ne oldu çocuklar? Nasılsınız dedik. Murat'ın söylediği kelimeler hala daha beynimde yankılanır.
Dışarıdayım, hava çok soğuk. Çocuklar yok Ruşen dedi bana. Çocuklar yok. Nasıl yok dedim. Ve çığlık atmaya başladım. İşte AFAD'ı bul. O an aklıma AFAD geldi. AFAD'ı bul dedim. Birini bul, yardım etsinler dedim. Çocukları bul lütfen. Burada depremi hissettik. O arada zaten hemen beni arkadaşım Enver Karakay aradı. Ferah çocuklarımızın olduğu otel yıkılmış. Cumhurbaşkanlığı ara dedi. Ferah bir şeyler yap dedi. Ben o arada hemen Cumhurbaşkanımıza ulaşmaya çalıştım. Öğrenince bütün ailelerle konuşup herkesle de havalanına gitmemiz lazım. Bir uçak, özel bir uçak tutalım gerekirse Adıyaman'a gitmemiz lazım deyip gittik havalanına. Havalanına gittik. Zaten havalanında başladı bizim sürecimiz. Telefon geldi, işte uçak kaldırılacak. Caner, havalimanına gelmeni istiyoruz. Durum nedir? Neler oldu? Her şey yolunda mı? Çocuklarımız nasıl? Ailelerimiz nasıl? Sorularına cevap alamadık kimseden. Halbuki biliyorlardı. Kendileri ulaşmışlardı. Havalimanında beklerken bize isimler geldi. Şu çocuk kurtarıldı, şu çocuk çadırda. Tek tek yanlarına tik atılmış. Bir ümitle gidiyoruz. Kim var? Hasan var mı diye soruyorum rehber öğretmene. Var abi diyor, sıkıntı yok ama bir tane kız çocuğumuz galiba çıkarılamamış. Böyle bilgiler geldi. Saçma saçma. Sonra işte saat 11.30'da uçak kalkacak dendi. Olmadı. Öğleden sonra dendi. En son sanırım 5.30'du uçak hareket ettiğinde. Her aileden bir kişiyi götürebileceklerini söylediler. Çünkü gönüllülerden bir ekip oluşturmuşlardı. Bize böyle söyledikleri için direnemedim ben kendi adıma. Ben de gitmeliyim, gideyim diye direnemedim. Gidemedim. Burada kalıp, burada o ölüm gibi bekleyişi yaşadım. Ama gitmek isterdim. Son kez olsun çocuğumu görmek isterdim. Adıyaman'da ilk havalanına indik. Havalanına indiğimizde zaten hava kararmıştı artık. Havalanı sanki terk edilmişti böyle. Kimse yoktu havalanında. Hep şöyle düşünmüşümdür yani. Bedriye çok tez kanlı bir insandı. Dedim kesinlikle o çocuklar almıştır, bir yere sığınmıştır, binadan çıkmıştır. Hep böyle düşünüyordum. Çok umutluydum aslında oradayken. Çünkü hep şeyi düşündüm. Benim odam birinci kattaydı. Ben kurtulduğuma göre üst katlar kurtulmuştur. Daha şanslı üst katlar diye düşündüm hep. İndik. Dediler işte burası. Her yer karanlıktı. Sadece bir ışık yanıyordu. Otelin olduğu yermiş galiba. İşte buradan giden ekibin yaktığı bir ışık ama bir faaliyet yoktu. Şimdi o yığını gördüğümde zaten bütün ümitlerim sönmüştü. İlk siyah oteli gördüğümde Allah'ım sen yardım et oğlumu çıkaralım dedim. Ama yani mantığım çıkmayacağını söylüyor. O kadar toprak yığının altında hava alacak hiçbir şey yok. Eşime nasıl söz verdiysem o sözü yerine getireceğimi söyledim ve getiremedim. Ben enkazı gördükten sonra zaten buradan canlı insan çıkamaz dedim. Otel burası dediler, gösterdiler bize. Baktık, dedik bu nasıl otel diye önce ilk şoku orada şey yaptık yani. Bildiğiniz önünüzde kumdan kale gibi bir dağ var yani. Biz çocuklarımızı kurtarmak için oraya gittik ama ne yazık ki kurtarabilecek bir yapıyla karşılaşmadık. Dedim yani buraya kadar
buradan kimse çıkmaz. Ama kimseye bir şey söylemedim. Anlamıştım yani. Hissettim. Sustum sadece. Baktım ne yapabilirim diye. Hiçbir şey. Ama bakıyoruz önümüzde bir dağ var. Yani topraktan, kumdan bir dağ var. Ve bunun içerisinden biz evlatlarımızı ve o veli arkadaşlarımızı çıkarmaya çalıştık. Ve oteli ilk gördüğümde yani ben bitirdim. Artık oğlumu buradan alıp yani eşime ne anlatacağım geldi aklıma. Çünkü ben son ana kadar, ta ki o haberi alana kadar hep bir ümit olduğu içimde. Hep dua ettim. Dayanması için. Ama o bina öyle çürük. Öyle kötü yapılmış bir binaydı ki en ufak yaşam üçgeni, yaşam olanağı vermedi çocuklarımıza. En son enkazın üstüne çıktık vinçlerle, kaldırıyorduk kolon dedikleri şeyi. Tuzla buz oluyordu, havada kırılıyordu. Beton adına hiçbir şey yoktu yani kolonlarda. İnanılmazdı yani. Temizliyorduk mesela, bir kalıp çıkıyordu önümüze. Sonra bir kum yığıntısı. Kum yığıntısını kovalarla ellerimizle taşıyorduk. Boşaltıyorduk. Ama hiçbir boşluk yok yani, hiç. Bir yaşam alanı yoktu yani çocuklarımızın. Gittik, yanlış bölgeden başladık. Başladığımız bölge çocukların bulunduğu bölge değildi. Sadece oyalandık orada. Çıkan her ceset torba gibi atılıyordu önümüze. Hepsine bakmak zorundaydık. Öyle hissediyordum. Çünkü Pamir mi, Atakan mı? Yani çok fazla saymadım kaç tane gördüğümü ama hepsinin gözlerine baktım. Çoğu korku doluydu yüzleri. Sonra bir ses duydular. Bir tane bir arkadaşı kurtardılar. Anıl isminde bir rehber arkadaşı. Kırkıncı saatte birinci kattan Anıl çıktı. İnanılmaz, inanılmaz ümitlendik. Çok ağladım. Çünkü canlı çıkabiliyordu. Yani bir kişi çıktı. O kadar kişiden sonra, cesetten sonra Anıl çıktı. Sonra soldan, ama bayağı soldan gidiyor. Bayağı soldan. Sağ üst kat, sonra havaya kaldıracağız. Ve üst kat. Üst kattan zaten sizlerin ses geliyor. Hareket etmiyor. Yok daha. İkinci kat. Sen kaçıncı kattaydın ya? Ben mi? Bir. Yoksa iki. Çocukların sesini duymuş ilk başta. Duyup duymaması orada tartışılır. Çünkü zaten o da kendi bir şoktaydı. Ama ilk başta çocukların sesini duydum dedi. Birisinin oradan sağ çıkması hepimize umut oldu. Çok mutlu oldu. Çocuklarımız sporcu, güçlü çocuklar dedim. Sağ çıkacaklar dedim. Hiçbir şekilde ben oğluma ölümü konduramadım. Ama olmadı. Bizim çocuklarımız daha sonra üçüncü gün çıkmaya başladı ve çıkıyor ama hani bizim de her çıkan evladımızda, her çıkan canımızda gerçekten parçalanıyorduk yani. İş araçları çalışıyordu sürekli. Sonra aniden bir sessizlik. Sessizlik olduğunda korkmaya başlıyorduk artık. Çünkü sessizlik demek birinin bulunduğu anlamına geliyordu. Battaniye çekiyorlardı böyle etrafına. Benim eşim ve çocuğum perşembe günü çıktı. Yani biz oraya ulaştıktan 3 gün sonra. Her biri çıktığında biz
oradan uzaklaşıyorduk. Uzaklaşıp sadece dua ediyorduk. Bir işe yaramasa da. İşte Allah'ım bize bağışla. Bize en azından birini bağışla gibi. Onlar kucak kucağa sarılı bulundular. Onlara, yani ben oraya indiğimde eşimi iyi tanıdığım için ya dedim çocuğu alıp güvenli bir yere geçti ya da onları sarılmış bulacak, öyle bulduk. Çadıra gitmek, o teşhisin yapıldığı çadıra gitmek anlatılamaz bir duygu. Çok kötü. Cehennem diye bir şey varsa orasıydı cehennem. Başka hiçbir yer değil. Mert'le Kaan'ın cenazesine Aras'tan daha önce ulaşıldığı için yani yaklaştığımızı hissediyordum. Cuma sabahı, yani cuma sabah 2 gibi bulundu. Teşhis ettik. Hayatta bundan daha zor bir şey olamaz. Uyuyordu, uyuyor gibiydi. Pijamasını görür görmez, ilk bakışta ayakları görünüyor. Pijamasını görür görmez anlamıştım aslında ne olduğunu ama. Yüzünü de gördüm. Sonra emin olmak ister gibi. Beni vardı sağ yanağında. Benini görmek istedim. Çevirdiler, gördüm. Onun da sabaha karşı Burak beni aradı. Eşim. Ben de hayali sporcusu diye hangi renkti dedi. Sporcu atlet. Ki biliyor normalde ama insan bilmek istemiyor ya. Gri bir de pembeydi. Gri ve pembe dedim. Burada bir çocuk çıktı dedi ama gri ve pembe değil dedi, siyah ve kırmızı dedi. O zaman anladım ben hayal olduğunu. Çadırın içerisine girdim. Doktorlar yan tarafında. Yanımda kim var hatırlamıyorum. Baktım. Oğlum uyuyor. Ses vermiyor. Uyuyor. Üzerine bir gün önceden gri, üzerinde Hasan yazan ceketi de var. Bakıyorum, önce inanmak istemedim. Ama Hasan yatıyor ve uyuyor. Ve işime haber verme saati gelmişti. Dedim ki, canım dedim, oğlumuzu buldum. Fakat sözümü tutamadım. Sözümü tutamadım canım dedim. Oğlumuzu alıp geliyorum.
benim hayatta en büyük korkumdu. Çocuklarıma bir şey olması. Ve maalesef bu korkumla yüzleştik bu olayla. Aras çok çok sevgi dolu, sevmeyi, sevilmeyi çok seven, duygusal ama bir o kadar da baş kaldıran bir çocuktu. Çok çok özlüyorum Aras. Yani her gün bu ağırlıkla eziliyorum. Hayal bir kere çok olgun bir çocuktu. Çok başarılıydı. Çok hassas bir çocuktu. Benim tek kızımdı. Her şeyimi kaybettim. Çok güzel bir kişilikti eşim. Oğlum huzurumdu. Ailemizin huzuru. Öyle bir kendi dünyasında mutlu, sessiz, çok sakin bir çocuktu. Kayan Selim'in ışıl ışıl bir çocuktu. Çok temiz bir yüzü vardı. Benim huzurumdu oğlum. Çok güçlü, ne istediğini bilen bir kız çocuğum vardı benim. Çok başarılıydı. İnanılmaz güçlü bir karakteri vardı. Bu gücü ona istediği her şeyi elde etmesinde yardımcı oldu. Böyle bir çocuğum vardı benim. Hayat doluydu çocuklarımız. Hayat dolu bir şekilde de gittiler. Hayatları gerçekten çocuklarımızın çok güzeldi. Mert benim için her şey demekti. Hayatımın anlamı. Çok özel bir çocuktu. Tüm çocuklarımız gibi, tüm kaybettiğimiz çocuklarımız gibi. Yapılan incelemeler, alınan ifadeler, evrak üzerinde yapılan incelemeler ve özellikle ortaya çıkan bilirkişi raporu ışığında söyleyebiliriz ki İSİAS Otel yapı tekniği bakımından deprem bölgesinde olmasını da bir kenara not ederek söylüyorum bunu. Ya olması gereken hiçbir niteliği taşımayan, ne beton yoğunluğu bakımından, ne demir kalitesi bakımından, ne fenni konulara uygunluk bakımından neredeyse hiçbir uygunluğu olmayan bir deprem anında yıkılacağı çok basit mühendislik incelemelerle ortaya çıkabilecek olan bir bina olarak yapılmış. Yapılmış olmakla yetinilmemiş, bir otele dönüştürülmüş. Üstelik de resmen insanları tuzak gibi içine çekecek şekilde allanmış, pullanmış, süslenmiş. Adıyaman'da kaliteli, güzel bir otel olarak pazarlanmış ve gerçekten bizim insanlarımızın ve çocuklarımızın o akşam orada bulunmasına da sebep olunmuş bu anlamda. Dedikleri şeyi tuzla buz oluyordu, havada kırılıyordu. Hiçbir boşluk yok yani, hiç.
Oradaki adam bize dedi ki, İstihaz dedi, yeni yapıldı dedi. Orada bir şey olmamıştır dedi. İstihaz dedi, çok sağlamdır diye düşün. Süslemişler ya hani dışarıdan, herkes yeni tadilat geçirdi diye. Neydi suçları? Şampiyon olmak. Ve süslenmiş o otelde kalmak. Süslenmiş. O oteli araştırdık da seçtik. İyi görünüyordu. İyi görünüyordu. İnsan çocuğunu kötü bir yere göndermek ister mi? Aydır her nefesimizi haykırdığımız adalet için buradayız. Adalet arayışımız sadece 72 cana mezar olan Grand İstiyaz Otel davasındaki sanıkların cezalandırılması değildir. Sevdikleri can parçaları, kendilerinden koparılan, yuvaları yıkılan tüm depremzedeler içindir. 35 canımızı bizlerden koparan ve adeta bizleri bu şehre gömen bu ahlaksız zihniyet maalesef bu coğrafyada on binlerce can almış, yüz binlerce kişiyi yuvasız bırakmıştır. Bizleri de diri diri öldüren depremler değildir. Adeta toplu mezar inşa edenler ve bunlara katkı koyan, göz yuman ahlaksızlardır. Grand İstiyaz Oteli yaratan her birey suçludur. Deprem sanıklarının tümü cinayet ile yargılanmalıdır. Küçücük yürekleriyle, spor aşkıyla bu şehre sadece 5 günlüğüne gelerek evlerine tabutlarda gönderilen çocuklarımız, öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız, rehber dostlarımız ve bütün deprem mağdurları için buradayız. Mahkeme için hazırlanan teknik raporda açıkça belirtildiği üzere inşaat malzemesinden çalınan, donatısının eksik olduğu, kaçak kat çıkıldığı, mevzuata uyulmadığı kesin olarak tespit edilmiş Grand İstiyaz Otel sanıklarının olası kast ile yargılanarak hüküm giymeleri için buradayız. Davamızın deprem suçluları için emsal olması için buradayız. Adalet arayışımız otel konusunda adı geçen ve otel ile ilgili olan bütün suçlular hak ettiği cezayı alana dek sürecektir.